Kreş örgü atölyesinden merhaba. Bugün size çok değişik ve şık ajurlu bir model göstereceğim. Arka ve ön yüzünü göstereyim. Bu arka, diğeri de ön yüzü. Hataya pek müsait bir model değil. Bakın buralarda birkaç kez böyle büyük almışım sanırım. Küçük delikçik oluşmuş. Dikkatli örmeniz, özenli örmeniz gereken bir model. Şimdi bu modelin en önemli püf noktası kullanacağınız ip. Her ip de güzel durmuyor. Öncelikle onu söyleyeyim. Birazdan ip markası vereceğim size. Hangi tür iplerde iyi durduğunu anlatacağım. Bir de bir püf noktası da, yani olmazsa olmazı daha doğrusu, kullanacağınız şişlerin biri ve diğeri arasındaki numara farkı. En az 5 numara fark olmak zorunda ikisinin arasında. 4 ya da 5 numara farklı olmak zorunda. Mesela bir şişiniz 3 numara ise diğeri 7 ya da 8 numara olmak zorunda. Ben 3,5 numara şiş kullandım birinde. Diğerinde de bakın şuradan görebilirsiniz. 8 numara kullandım. Burada bu yaptığımda da 9 numara. Bakın 9 numara kullandım bunda mesela. Daha delikli dursun diye. İp konusuna gelecek olursak da, bakın şimdi bu simli ipler bu model için çok uygun. Neden? İçine sim karıştığı için biraz sert ve katı bir duruşu var. Burada size tavsiye edeceğim, çok ince olmasın ipiniz, çok yumuşak olmasın. Mesela angora iplerle olmaz, hoş durmaz angora iplerle. Elimde Nako'nun Vizon ipi var. Vizon simli ip var. Bu model, bakın şu yaptığım model Nako Vizon simli ile yapılmış ve çok güzel düştü model bu iple. Dolayısıyla Nako Vizon çok uygun. O zaman 9 numara ve 3,5 numara ile çalışabilirsiniz Nako Vizon kullanıyorsanız. Diğer bu markası olmayan böyle simli bir ip, normalde 3,5 ile örülen bir ip, ama ben birini 8 birini 3,5 ile öreceğim. Bir markası olmak zorunda değil. Hafif simli, bakın çok hoş. Böyle ellediğinizde çok yumuşacık olmasın ip. %100 koton ipler de olur. Onlar da çok yumuşak değildir çünkü. Şimdi ilk ilmeğimizi sağa geçiriyoruz. İpi sola alıyoruz. Ters örgüyle başlıyoruz. İlkini kenar ilmeği yaptığımız için hiç örmedik. Şimdi düz öreceğiz ama düzü, bakın bu şekilde örmüyoruz. Bunun püf noktası bu. Böyle örmüyoruz. Düz ilmeğimizi, şişi ilmeğin ortasından geçirerek arkadaki ilmeği alarak örüyoruz. Bakın şöyle. Düzü bu şekilde ördük. Tekrar ters ilmeğimizi örüyoruz. Bu arada ilmekleri kalın şişimize attık. Şu an ince şişle örüyoruz. Düzü bu şekilde örüyoruz. Tersi normal ördük. Düzü arka tarafa şişi geçirerek örüyoruz. Şu şekilde düzü ördük ve ters örüp çıktık. Şimdi ilmeklerimiz ince şişimizde olduğu zaman örgümüzü buradaki kalın şişimizle yapıyoruz. Yani bir elimizde her zaman kalın, bir elimizde ince şiş olacak. Şimdi ikinci sırada ne yapıyorum? İkinci sırada ilk ilmeğimi şu şekilde geçirdim. İkincisi ters geldi. Ters örüyorum. Zaten gelen ilmeklerden ne örmeniz gerektiğini, bakın burada düz, burada ters var. Düz ilmekte ipi geriye atıp yine aynı şekilde şişimi buradan değil ortadan geçirerek ters, düz, yine ortadan geçirerek ters. Şu an kalın şişle örüyoruz. İnce şişin üzerinde ilmeklerimiz var solda. Bir kalın bir ince şişle geçeceğiz. Dolayısıyla öndeki ve arkadaki o görüntü ortaya çıkmış oluyor. Son ilmeğimi de ördüm, çıktım. Şimdi bakın, ilmeği aldım. Burada ters görüntüm var. Ters örüyorum. İnce şişle örüyorum bu sefer. Yine düzü böyle değil, ortadan geçirerek. Ters, düz. Şunu unutmayın. İlk böyle 15-20 sıra örene kadar ördüğünüz model hiçbir şeye benzemeyecek. Yani ne olduğunu anlayamıyorsunuz. Çok çirkin bir görüntüsü oluyor ilk başta 10-15 sıra gidene kadar. Sonrasında 15-20. Sıralarda artık modelin güzelliği ortaya çıkmaya başlıyor. Bu modelle neler yapabilirsiniz? Bluz örebilirsiniz. Bakın, atkı örülebilir mesela. Salaş bir atkı için çok uygun bir model, çok güzel bir model.
arkası ve önü kullanılabilmesi açısından kazak örülebilir. Yani esnek bir yapısı var, esnek bir dokusu var. Şimdi bu sırada ne yapacağız? Bütün sıralar bundan sonra aynı. Yine böyle örüyorsunuz. Bu arada kanalıma abone olmak için sağ alttaki kırmızı abone ol tuşuna basabilirsiniz. Anlaşılmayan bir yer olursa da aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Instagram adresime yazabilirsiniz. Bu şekilde bütün sıraları bu mantıkla ilerletiyorsunuz. Evet. Hepinize kolay gelsin.